efendim. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün konuğum Ahmet Şık. Tanımayan var mı bilmem. Şu anda Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor haberleriyle görüyoruz Ahmet Şık'ı. Ama Türkiye onu ve arkadaşlarını, çünkü Anga, evet, değil mi? Ahmet ve Nedim'in gazeteci arkadaşları. Ahmet ve Nedim'in gazeteci arkadaşları hareketiyle tanıdı. Ahmet Şık ve Nedim Şener, hani olmazdı ama oldu. Çünkü Fethullah Gülen dokundu, cemaat dokundu. Kendilerini Silivri'de buldular. Bir grup gazeteci, Ahmet Şık oradaydı. Şimdi de diyorsun ki, geçenlerde bir yerde röportajını okudum Ahmetciğim. Yakında beni de alacaklar. Evet. Bu bir tahmin değil, hatta bir duyum. Yani ve üstelik de beni FETÖ'ye sokarak alacaklar, evet, diyorsun. Ama bu yeni bir şey değil. Yaklaşık 2 yıllık bir geçmiş olan bir soruşturma. Tabii biraz sıkıntılı da bir konu. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Bana bir yerden haber geldi tutuklanacağıma dair. O zaman yine Cumhuriyet'te çalışıyordum. Ve bu MİT ve cihatçılar arasındaki, Suriye'deki savaşta rol alan cihatçılara dair bir takım haberler, o ilişkilere dair, hı hı, haberler yaptığım dönem. Aynı zamanda bu bir kitap çalışmasıydı. Bana dediler ki seni alacaklar, tutuklayacaklar. Neden? Dediler ki elindeki çalışmayı bırak. Dedim ya, bu kendi yolunda giden bir çalışma ve kitap olacak. Dediler ki onu yazmayacaksın. Peki beni neden alacaklar dedim. Peki bir dakika. Seni hani sana bunu söyleyenler kim bilmediğim için sözüne güvendiğim, uyarı mı, tehdit mi? Uyarı. Uyarı. Bana bir aracıyla haber gönderiyorlar. AKP içerisinden kaynağı olan birisiyle. Sözüne güveneceğim, yıllardır tanıdığım bir abim. Her neyse, sonradan hikayeyi öğrendim. Yani bu MİT tırları ve yolsuzluk soruşturmalarını kapsayan bir ana paralel devlet yapılanması adıyla yürütülen Ankara merkezi bir soruşturmada, hı hı, benim de şüpheliler arasında adım var bir dolu isimle birlikte. Neyse, bu böyle kaldı. Aradan başka şeyler geçti. Bu arada ben İngiliz, ben beni Londra'ya davet etmişti bir çalışma, hı hı, için. Hı. Oraya gittim. İşte birkaç ay orada kaldım. Sonra döndüm. Bu arada dosyanın içeriğini de öğrendim ben. Dosyada bir tane gizli tanık var. Güya gazeteci. İfadesi aynen şu. Ahmet Şık cemaatçidir. Kendini gizletmek için tutuklatmıştır. Ay bir dakika, ne? Bir daha söyle bakayım. Tabii tabii. Ben kendimi gizletmek için tutuklatmışım. Cemaatçi olduğumu gizlemek için. Ve kamuoyunda cemaat Ahmet Şık'ı tutuklattı algısı olduğu için de şüphe çekmeden hareket ediyormuşum. Bütün yaptığım mesleki faaliyetleri cemaatin emirleri doğrultusunda, bir örgütsel ilişki bağlamındaki bir emir doğrultusunda, emir komutayla yaptığım iddia ediliyor. İşte bir de Ahmet Şık'ın cemaat bağlantıları diye bir şema oluşturmuşlar. Muhtemelen haber kaynaklarımla, bazı görüştüğüm bazı kişilerle yapılmış telefon görüşmeleri olabilir, yüzde görüşmeler olabilir. Onlar da sonrasında cemaatçilikte suçlanıp cezaevine atılmış kişiler olabilir. Bilmiyorum yani ne var listede. Velhasıl kelam böyle bir şey. Sonra ben dosya numarasını falan da öğrendim. Avukatlarım başvuru yaptılar. Bu dosya numaralı soruşturma evrakında müvekkilimiz şüpheli midir diye. Hayır diye yanıt verildi. Hı. Ve sonra ama şöyle bir şey oldu. Soruşturma yürüten savcı görevi başka bir savcıya devretti. Hı. Soruşturmanın da numarası değişti. Şimdi ben bunu da öğrendim. Sonra benim için birisi gitti. O söz konusu savcıyla görüştü. Savcı bey giden kişiye demiş ki ya ben zaten inanmadım Ahmet Bey'in böyle bir şeyin içerisinde olabileceğini vesaire demiş. Ben de dedim ki o zaman savcı o gizli tanık kim? Ve o ifadeyi önüne kim koymuş, imzalamış? Bunu araştırmakla mükelleftir. Çünkü ortada bir kumpas var yine dedim yani. Hı hı. Şimdi o dosyada ismi olan bir kısım insan yurt dışına kaçtı. Cemaat bağlantılı bazı gazeteciler vesaire de vardı.
Bazıları darbe kalkışmasından sonra tutuklandı. Bazıları için de yakalama kararı çıkarıldı. Şimdi mevzu tabii ki burada şu. O dönem için tabii kalkışma yoktu ortada. 15 Temmuz yaşanmamıştı. Ve bunlar hedefledikleri, muhalif gözüken kim varsa tıpkı Ergenekon sürecinde olduğu gibi bir torba davayla hepsini bir araya getirip aynı torbanın içine atmışlar. Yani hoşlarına gitmeyen şeyleri yazıp söyleyen, çizen, konuşan insanları bu şekilde susturmanın yoluna gitmişlerdi. Ama maalesef 15 Temmuz yaşandı. O 15 Temmuz kalkışmasının hedefinin ilk sırasındaki kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ya, bu Allah'ın lütfu bize. O lütfu şu an uygulamaya soktular. Şimdi ama ben tabii yine de şundan yana benimle ilgili iki adım geride durabileceklerini düşünüyorum. Çünkü yani gerçi bir dolu arkadaşımıza cemaatçi suçlaması yapılıyor şu anda ama işte Hikmet abi bunlardan biridir. 40 yıl boyunca Gülen cemaatinin yarattığı tehlikeye dikkat çeken bir adam şimdi FETÖ'cü olmakla suçlanıyor. Yani FETÖ'cü tanımını da çok sevmiyorum aslında ama yani cemaat mensubu olmakla suçlanıyor. Ya da Murat Sabuncu'dan bahsedebiliriz. Cumhuriyet'in bütün çalışanları tutuklu olan, hedef olanlar. Şimdi gömleğine sürtüyormuş. Tamam. Onun için biraz aşağıya böyle eğim acaba çocuklar. Şimdi bir konuşsun. Ha? Ya da isimlerini almadığımız bir dolu insan. Burada mevzu şu. Ne verilirse her şeyi doğru kabul edilen bir medya var. Ve o medyanın üzerinden de yaratılan bir kamuoyu var. Ve ne derlerse eyvallah diyor. Şimdi buna inanmayanlar da çok bölük pörçük olduğu için kafalarında soru işaretleri yaratılıyor. Ve buradan doğru devam ediyor. Yani benim orada işaret etmek istediğim şey o idi. Evet, yani bu dönemin sihirli sözcüğü iktidar açısından, güç odakları açısından FETÖ. Bundan önce Ergenekon'du. Ondan önce başka bir şeydi. Yani sürekli değişiyor. Ama şu kesin ki bundan sonraki sihirli sözcüğün adı RETÖ olacak bence. Yani bu böyle maalesef. Türkiye'de çünkü mevzuyu siz demokratikleşmenin önündeki engelleri, evrensel hukuk normları ve demokratik normlar üzerinden halledilmediğini için böyle bir takım tertip davalarla, soruşturma dosyalarıyla sorun halledilmeye çalışılıyor. Ahmet Şık, bütün bu kendisini de içine alan toz, duman, kaos, karanlık ne derseniz, onun karşılığı olan 15 Temmuz ve sonrasını yazı dizisi yaptı. Yarın başlıyor, evet. Cumhuriyet Gazetesi'nde. Cumhuriyet Gazetesi 15 Temmuz'un şifreleri adını vermiş. Şöyle sorular var. Darbeden 7 ay önce cemaatçi askerlerin dosyası nasıl sümenalta edildi? Hükümet darbeyi biliyor muydu? Kontrollü kaos için darbecilere yol mu verildi? Bunlar çok 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 hayati sorular. Evet. Dolayısıyla yanıtları da bize gerçekten şunu gösterecek. Bu darbe senin de yazı dizisinde söylediğin gibi kontrollü bir kaos için mi yaşandı? Ben öyle olduğuna inanıyorum. Buna neden inanıyorsun? Şu nedenle. İnanmak derken birazdan gelelim. Buna birazdan gelelim. Çünkü 15 Temmuz'u birazdan eline boyuna bu olayı çok dibine kadar araştırmış bir gazeteciden dinleyeceksiniz. Bu arada aklıma geldi. Sen hani bu dönemin simgesi FETÖ, belki sonra RETÖ vesaire, evet, dedin ya. Birdenbire nedense aklıma geldi. Tamamen alakasız bir şey. Bir internet sitesinde haber gördüm. Seyretmedim ama internet sitesinde haber gördüm. Acun Ilıcan'ın sunuculuğunu yaptığı bir yarışma var. Adını hatırlayamadım. Oradaki yarışmacılardan birinin adı Tayyip'miş. Demiş ki Acun Ilıcalı, bu haber oldu. Ya demiş, ben demiş Tayyip adı geçince demiş, hani Sayın Cumhurbaşkanım, önce de Sayın Başbakanım, sonra Sayın Cumhurbaşkanım demeye o kadar alışmışım ki şimdi demiş Tayyip derken sana hani bir çekiniyorum diyemiyorum demiş. Şimdi bir isim bile neredeyse kutsal hale, evet, getirilirse hani varın siz gerisini düşünün. Ama Ayşenur abla, bir de şöyle düşünün. Şurada çok yakın bir geçmişte Fethullah Gülen'den Fethullah Gülen diye bahsetmek, Gülen cemaatinden Gülen cemaati diye bahsetmek bile yasak ve korkutucu bir şey iken, şimdi akla hayale gelmeyecek
en ağır hakaretlerle anılıyorlar. Yani ki güç kimsede kalmaz bir kere. Bunu herkes bilsin yani. Ve öyle ya da böyle bizim ömrümüzün vefa edeceğini düşünüyorum. Bu mafyatik iktidar soruşturma konusu olacak. Kimsenin kuşkusu olmasın. Ve şimdi ismini anmaktan korktukları bir takım insanların, bir takım grupların, kurum ve kuruluşların aslında nasıl bir suç batağının içinde olduğu da ortaya çıkacak. Kimsenin kuşkusu olmasın yani. Ama bak şöyle bir mesele vardır hatırlarsan. Suç batağı dedin ya, bir yerde bir suç işleniyorsa oradaki herkesin o suça bir şekilde bir doz bulaştırmak isterler. Zaten AKP'yi güçlü kılan şey o. Evet, mesela bir tamamen yani öyle olduğu için söylemiyorum, katiyen yoktur öyle bir şey de. Mesela gümrükte diyelim ki kendi payını almayan bir memuru orada tutmazlar. Tabii ki. Hemen ayağa kaydırılır. Hakkında işte yüz kızartıcı dedikodular çıkartılır vesaire vesaire. Eğer o suça bulaşmazsan orada tutamazsın. Sen bugün siyasette, medyada şu ya da bu şekilde payını almamış, dolayısıyla o çamura şu ya da bu şekilde bulaşmamış kaç kişi tanıyorsun Allah aşkına? Neredeyse yok. Dolayısıyla ama bu, kolay değil. Bu da yürütülecek soruşturmanın Cumhuriyet tarihinin en büyük suç soruşturması olacağını bize kanıtlıyor. Buna ilişkin bir emaredir bu yani. Doğru. Çünkü parti yönetiminden bürokrasiye, oradan medyaya, oradan sermaye gruplarına bir dolu insana bulaşmış bir suç zinciri var. Zaten AKP'yi bir suç piramidi gibi görüyorum ben ve tabandan tavana kadar herkesin menfaat birlikteliği üzerinden bir araya geldiği bir yapı. Tabandakinin menfaatlerini çok anlaşılır ve rasyonalize edilebilir buluyorum ben. Ama yukarıya doğru çıktıkça böyle tahayyül edemeyeceğimiz paraların konuşulduğu, çok inanılmaz işlerin döndüğü bir suç birlikteliği bu. Herkes bulaştığı için sessiz kalmayı tercih ediyor. Bu bir omerta yani. Mafyanın sessizlik kanunu vardır ya. Bu omerta AKP için de geçerli. Şimdi bir dolu insan var AKP'den uzaklaştırılmış. Güya muhalif diye adlandırılan, devletin zirvesine çıkmış isimler. Konuşuyorlar mı? Konuşmazlar. Çünkü kendileri de o suça bulaşmış durumdaydı. Çünkü AKP'ye dönük yapılacak mesela bir adil soruşturma onların da bir cezai müeyyideyle karşı karşıya kalmasını gerektireceği için sessizler. Ama dedim ya, yani bu güç kimsenin elinde kalmaz. Umuyorum. Efendim, şimdi biraz bir gündeme dönelim. Gündem de hani bana göre en ön sırada şok bir haber var. Sahiden yani şok. Son dakika sıcak gelişme ne derseniz böyle bir haber var. Şimdi bir AKP'li vekil gözaltına alındı. Yani haksız değilim herhalde değil mi şok derken? AKP'li vekil gözaltına alındı. Kim bu AKP'li vekil? Ayşenur Bahçekapılı. Üstelik de meclis başkan vekilliği yapmış. AKP'nin çok önemli isimlerinden biri. Olay şöyle cereyan ediyor. Bu hanımefendi Almanya'da ablasıyla birlikte, bu resmi gezimi bilemiyorum. Hani AB ile ilgili bir görevi de yok. Niye gittiğini anlamadım ama yani herhalde bir resmi ziyaret için gitmiştir diye düşünüyorum. Çünkü meclis son derece ayakta bugünlerde. Yok. Lazım Ayşenur Hanım, adaşım. Ablasıyla birlikte kaldığı otelin lobisinde çantasını çaldırıyor. Çantanın içinde paraları var, kimlikleri var, pasaportu var. Bunlar derhal karakola gidiyorlar. Ama karakolda kendi ifadesiyle söyleyeyim, sadece dinlemekle yetinmişler, bir de tutanak tutmuşlar. O kadar. Resmi prosedür. İlgilenmemişler. Yani sadece dinlemişler, tutanak tutmuşlar. Onun ötesine bizimle ilgilenmediler bile diyor. Neyse, hemen oradan Türk Büyükelçiliği'ni arıyor Ayşenur Hanım. Bir geçici pasaport çıkartıyorlar. Tabii Büyükelçilik tabii hemen dinlemiştir. Pürteler gelmiş, havaalanına yetiştirmişler. Geçici pasaportu eline vermişler. Şimdi havaalanına geliyor Ayşenur hanımefendi. Polis beni alıkoydu diyor. Neden alıkoyuyor? Çünkü bildiğimiz pasaport değil. Bir geçici pasaport. Buna da herhalde çok rastlamıyordur Köln'deki
havalimanı evet. polisi bakmış, demiş ki geçici pasaportu kabul etmediler. Milletvekili ve başkan vekili olduğumu söylememe rağmen bizi ilgilendirmez dediler. Ve beni, benle ablamı havaalanındaki polis merkezine götürdüler. Ve orada inanmayacaksınız 45 dakika sürmüş gözaltı. 45 dakika gözaltı. 45'lerce dakika. 40 olsa neyse, yarım saat olsa ne. 45'lerce dakika. Biraz uzatın, bir saat eder size. Zavallı. Ve aman siner mi Ayşe Nur Bahçekapılı? Ne de olsa eski solcudur. Eski solculuğunu pek hatırlamaz ama belki kalmış içinde. Orada eylem koymuş. Demiş ki sizin AB dediğiniz bu mu? İstemiyoruz AB'yi diye bağırmış. Hani vizeyi kaldırmadılar. Bir de zaten bunun diplomatik pasaportu var vesaire. Ya polis bakmış. Oradan oraya yürümüşler, bir yere gitmişler, orada da bakmış. Ve sonunda zaten kabul etmediler diyor ya, o kabul edilmiş. Uçağına da binmiş, gelmiş. Ama bu haber oldu. Şöyle haber oldu. Almanya'da skandal diye Hürriyet.com.tr'de haber oldu. Nuray Babacan imzalı. Gelmiş, hemen anlatmış Ayşe Nur Hanım. Haklı, skandal. Hatta dediğim gibi şok. Ne desek tüh yani her şey. Cezaevindekileri ya, ne yapacağız şimdi? Ha bak aklıma benim de o geldi şimdi. 45'lerce kaç, dakika. Kaç tane 45 dakika var? Sadece 15 Temmuz'dan ya, hesaplasak. Ya dün bir kare paylaştım. Bahçeli mecliste bütçe görüşmeleri başladığından itibaren HDP'li vekillerin fotoğrafları koltuklarında yer alıyor. Şu Akkurt olan Bahçeli'den bahsediyoruz. Eski Bozkurt, şimdi Akkurt olan. Akkurt. Aa, ben duymamıştım bunu. Öyle mi? Evet. Şimdi Bahçeli'nin o fotoğraflara bakışını, böyle bir bakışı vardı ki bir anlam da veremedim, ben çözemedim. Sen çözdün, almış gitmiş o fotoğraflara. Şimdi bunlar ama öteki vekiller. Yani Ayşe Nur Bahçekapılı gibi değil. Aradaki farkı sorma. Bilmiyorum yani ne farkları var ama. Almanya'da skandal, Türkiye'de normal. Ha pardon, Türkiye'de OHAL. Almanya'da skandal olabilir ama Türkiye'de normal. Çünkü OHAL. Bak ne güzel kafiye de olsa. Yahu yani hani ironinin Allah cezasını versin. İroni yapmaktan başka yol bulamıyorum. Ya bu nedir ya? Bu nedir ya? Bir hanımefendi gidiyor orada 45 dakika gözaltında tutulun diye hanımefendinin geçici pasaportunu kontrol etmişler. Ortalığı yıkmış. Bu mu sizin ağabeyiniz demiş. Gelmiş koşa koşa gazeteciye anlatmış. Haber yaptırmış. Şimdi HDP'li vekilleri yani haber yaptırmış cezaevine derken, attıranın AKP değil. Olduğunu düşünürsek sesini çıkarmaması normal. Zaten bu emir komuta zinciriyle yürüyen bir yargılama pratiği var. Ama bakıyorsunuz 6 milyon oy almış bir partinin genel başkanları içeride, seçilmiş vekilleri içeride, seçilmiş belediye başkanları, belediye ya, meclis üyeleri, binlerce seçmeni içeride. 74 yaşında deneyimli bir siyasetçi, barıştan yana olduğunu bütün hayatı boyunca anlatmış bir siyasetçi Ahmet Türk içeride ya. Evet. Ahmet Türk yani düşündükçe benim aklım almıyor. Sene geldik, 2016 bitiyor 2017. Ahmet Türk'ü biz içeri atmışız. Ahmet yani işte Kürt meselesini çözdüğünü, bu şekilde çözdüğünü düşünen anlayış zaten savaşın da 35 yıldır sürmesine neden oluyor. Şimdi aynı şey yapılıyor ama bunun bir çözüm olmayacağını göreceğiz. Yani ben şeye getirecektim. Şimdi AKP'li birinin bunu dillendirmemesi tırnak içinde normal. Hı hı. Peki medya? Şimdi Hürriyet gazetesine sormak lazım. 45 dakikalık bir tırnak içindeki gözaltıyı böyle kocaman bir haber yaparken 6 milyon oy almış bir partinin genel başkanının 5 haftadır içeride olmasını, Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın, Ahmet Türk'ün, diğer vekillerin ve belediye başkanlarının haber değeri yok mu? Ya da 15 Temmuz kalkışmasından sonra
meslektaşlarım olduğu için gazetecilerden bahsediyorum. Cemaat medyasında çalışmak tutuklamanın haklı gerekçesi olabilir mi diye sormayacaklar mı? Ya, ya da bakın dün bir dönerci tutuklandı. Haklıdır, evet, gerekçesi haksızdır, evet, bilmiyorum. Ama şimdi şeye bir bakalım, 15 Temmuz kalkışmasından sonra cemaat karşıtı operasyonlara. Cemaatin sosyolojik tabanında kim varsa operasyona uğruyor. Himmet verenler, kurban derisi verenler, bankası da hesap açtıranlar, dönerciler, baklavacılar, bürokrasinin içerisinden on binlerce insan tasfiye edildi, şudur budur, eyvallah. Varsa bunların somut delili suçlanmasına gerektirecek, bunları biz görelim. Ama hiç kimse şunu sormuyor. Peki cemaati bu kadar tehlikeli bir örgüt haline getirdiğine işaret ettiğimizde bunların beyin takımı olarak görünen insanların hepsinin yurt dışında olması kimsenin kuşkusunu çekmiyor. Acaba yol mu verildi diye benim sormak ihtiyacı hissediyorum. En basitinden Zekeriya Öz nasıl yurt dışına kaçabildi? MIT'in takibinde değil miydi? Telefonları teknik takiple izlenmiyor muydu? Telefonun nereden sinyal verdiği belli değil miydi? Nasıl, evet, gittiğini bence birinin açıklaması lazım. Şimdi gerçekten hem açıklamaları lazım hem de dünya hesabını soruyor, inanın hesabını soruyor. Bizim de sormamız lazım. Dediğin gibi yani medya bir yana, siyaset bir yana bazı şeyler neden yüksek sesle dile getirilip ortalık ayağa kaldırılmıyor? Ben Deniz Baykal'ı çok takdir ettim. Gözaltına alındığı zaman Ahmet Türk gitti Mardin'e eşiyle görüştü. Aynı şeyi ben CHP'nin bütün milletvekillerinden bekliyorum. Milletvekilleri gidip Ahmet Türk'ü cezaevinde Silivri'de ziyaret etmeli. Çünkü aksi Türkiye'yi geri dönülmez biçimde psikolojik, duygusal, fiziki ne derseniz deyin kutuplaştırmanın ötesinde böler. Böldü zaten. Yani Baykal bir adım attı CHP'de, işte fotoğrafı da görüyorsunuz. Ahmet Türk bu ülke için ne anlama geldiğini eğer yani hani sokaktaki insan belki anlamayabilir Ahmet. Ama siyasetçi anlamıyorsa, medya anlamıyorsa bu ülkeden artık umudu kesmek zamanı gelmiştir diye düşünürüm. Bakın 45'lerce dakika dedim ya hanımefendi, 45 dakika havaalanında kalmış, bu mu sizin ağabeyiniz demiş, gözaltına alındım, skandal demiş. Aslı Erdoğan 111 gündür tutuklu. 111 gündür. Şimdi dün Barış Yarkadaş mecliste işte bir takım şeylerden söz etti. Fotoğraflar gösterdi. Ondan sonra yaklaşık 1000 tane 45 dakika yapıyor. Bu Aladağ meselesini söyledi vesaire. Sen yap hesabını sor. Hı. Bu 45 dakika 111 gün de kaç tane var diye. Şimdi Aslı Erdoğan'la ilgili Epikriz raporunu, Aslı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili raporu gösterdi. Ve aynen şunları söyledi. Dedi ki ya arkadaş, Aslı Erdoğan bu raporda da gördüğünüz üzere şu anda felç olma riskiyle karşı karşıya. Ben bu raporu büyüterek gösteriyorum. Sayın Bakan gibi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın elinde tutup tutmadığı belli olmayan dekont gibi gösterip çekmiyorum. Geri çekmiyorum yani. İşte burada gerçekler yazıyor. Tüm gerçekler burada demiş. Dedi Barış'ı arkadaş. Bu arada medyanın halinden söz etti. Muhalif medyaya yönelik muazzam reklam ambargosu, ilan ambargosu çok uzun zamandır var. Söz etti. Evet. Yani Cumhuriyet'in durumu ortada. İşte Sözcü'nün bile durumu ortada. Ben size şöyle bir örnekle açıklayayım. Ortada. İsim vermeyeceğim. Türkiye'nin çok bilinen bir holdingin sahibine bir bakanlık müsteşarı telefon açıyor ve şöyle diyor. Reklam ajansımızın gözünden kaçmış galiba. Bugün Cumhuriyet'te reklamınız var. Yapma ya. Bakın yani bir sermaye grubunun başındaki insana bir bakanlık müsteşarı utanmıyor da böyle telefon açıyor. Şimdi ben sabah Barış arkadaşı aradım. Bana şey gönderdi. Bu Epikriz raporunu gönderdi Barış. Ama şöyle söyleyeyim. Ben
bunu paylaşmak istemedim. Çünkü hasta hakları var. Evet. Bu oradaki bir takım şeyleri, sağlık durumunun ayrıntılarını bilinmesini istemeyebilir Aslı. Ancak Barış arkadaş şunu da vurguladı. Dedi ki ben dedi bunu mecliste epikriz raporunu gösterirken önceden avukatından ve ailesinden izin aldım dedi. Ve onlar da Aslı'dan alınan izinle dediğim gibi ayrıntıları bilmiyorum. Bilsem de zaten tıp insanı değilim, doktor değilim. Ama şu kadarını söyleyeyim. Barış arkadaşın da, avukatının da söylediği, yakınlarının da söylediği Aslı Erdoğan'ın çok 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 ciddi sağlık sorunları var. Dünyanın tanıdığı, yazdıklarını severek okuduğu, gelişmeleri, cezaevindeki durumunu yakından hassasiyetle izlediği bir yazardan söz ediyoruz. Suçu ne? Müebbet hapiste yargılanıyorlar. Ağırlaştırılmış. Ağırlaştırılmış müebbet. Yani tabii şimdi burada Aslı'nın bir önceliği var elbette. Çünkü bir sağlık problemi var. Ama kesinlikle. Mevzu bir kere zaten şu bu öncelikler üzerinden değil, prensipler üzerinden olmalı. Elbette. Yani şimdi 70 küsur yaşındaki Necmi Alpay içeride ve yani ben yazılarını severek takip ettiğim birisiydi. Biyanet ortaya yazdıklarını ve kadın sürekli barış vurgusuyla şiddet karşıtı bir yerde durarak kendini tarif ediyor. Ya da diğer arkadaşlarımız, yani bakın Ahmet Altan'a darbeci demek gerçekten aklınızda peynir ekmekle yemek yani, çok affedersiniz ama. Ahmet Altan'ın mesleki faaliyetleri nedeniyle yaptığı bir takım tırnak içinde yanlışlar, hatalar bilerek ya da bilmeyerek. Bunların soruşturma konusu edilebilir yani. Buna itirazım yok. Ama sen darbeyi planladın ya da zaten darbe yapanlarla beraberdin demek. Peki o zaman ben soruyorum. Ahmet Altan bu nedenle içeride ise, isim vererek söylüyorum. Yıldıray Oğur neden dışarıda? Melih Altınok neden dışarıda? Hilal Kaplan neden dışarıda? Ya da Kurtuluş Taiz neden Cumhurbaşkanlığı uçağında seyahat edebiliyor? Yani bir dolu isim söyleyebiliriz. Bu söylediğimden onlar tutuklansın manası çıkmaz. Ama o dönemki günahları soruşturma konusu edilecekse hep birlikte edilmeli ve herkes eşit koşullarda edilmeli. Bunların hepsinin tahliye edilmesi lazım. Tutuksuz yargılanma diye bir kural var ya. Yani bu kadar basit. Ya da Cumhuriyet çalışanları neden içeride? Yani böyle bir şey olabilir mi? Murat Aksoy'un neden içeride olduğunu birisi açıklaması lazım. Murat Aksoy demişken eşi Şehriban bugün selam getirdi. Sevgili Murat'a bizden de çok selamlar. Koğuşunda Atilla Taş'ta Gökçe Fırat da varmış. Ben Gökçe Fırat'ı tanımam. Atilla Taş'ı da popüler bir isim olduğu için bir tek tweetle yatıyor Allah rızası. Yani hakikaten akıl var ya, akıl var, vicdan var ya da yok belli ki. Şehriban bize içeride olmanın ne anlama geldiğine dair bir örnek verdi. İçeriye Cumhuriyet Gazetesi daha yeni giriyormuş. Evet. Yeni girmeye başlamış. Bakın 33 gün, onlar da 33 gündür tutuklu ya Cumhuriyet Gazetesi'nde. Sevgili meslektaşlarımız, arkadaşlarımız. Aslında 38 demesi lazım. Tutuklandığı günden itibaren 33. Bir de gözaltı. Gözaltında yani. İki şey. Şimdi bir fotoğrafı yayınlanmıştı Şehriban'ın iki oğluyla birlikte. Baba kampa gitti diyormuş. Şimdi babaya selam ve sevgilerini gönderdiler bu fotoğrafla. Çünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde Şehriban çocuklarına baba kampa gitti demiş çünkü. Her aile bunlardan söz ediyor. Çocuklar üzerinde çünkü muazzam bir travma etkisi yapıyor biliyorsunuz. Bu fotoğrafı göremediği için Murat ya dedi hani bir ekrandan bari görebilir mi dedi. Sevgili Murat Aksoy, Şehriban'ın ve çocukların sana ne kadar büyük bir sevgisi olduğunu zaten biliyorsundur. Eşin Murat derken ağzından hani böyle sevgi sağlığa geliyor. Öyle. Çocuklar çok selam, sevgi.
Cezaevi koşullarını gerçekten çok ciddi tartışma konusu etmek lazım. Şimdi ben cezaevinden çıktıktan sonra bana hep şunu sordular. İşte işkence gördünüz mü? Dedim ki ya fiziksel işkence görmedim. Ama zaten buna ihtiyaç yok cezaevinde. Çünkü cezaevlerinin kendisi bir işkence aracı Türkiye'de. Değil mi? Yani bir kere çok ağır bir tecrit var. Bu 15 Temmuz kalkışmasından sonra koşullar çok daha ağırlaştı. Yani bakın gazete daha yeni gidiyor deniyor. Çocuklarının, sevdiklerinin, ailesinin fotoğraflarına erişemiyor insanlar. Mektup yasağı var. Mektup yasak. Mektup yani yasak bakın, ya. İnanılır gibi değil. Ya da cezaevinde kutsal olan avukat müvekkil görüşmesi tecavüz ediliyor resmen bu hakta. 12 Eylül'de yoktu bunlar yok, ya. Yok tabii ki. Ya mektup yasağı da yoktu, avukat kısıtlaması da yoktu 12 Eylül'de. Müvekkili ve avukatın her iki yanında birer tane gardiyan, ortada bir ses kayıt cihazı, yukarıda kamera. Herhangi bir dava dosyasına ilişkin belgelerin alışverişi yasak. Sadece konuşuyorsunuz. Fiziksel temas yasak. Her şey yasak. Kitap okuyamıyor insanlar. Kitaba erişimleri yok. Mektup alışverişi yok. En ağırı mektup. Çok ağır. Yani çünkü zaten bu yüksek güvenlikli cezaevleri yani korkunç bir tecrit söz konusu. Yani bugüne kadar hep siyasi mahkumların dile getirdiği bir tecrit vardı ve herkes kulağını kapatıp gözünü kapatıp görmezden duymazdan geliyor idi. Şimdi herkesi kapsayan bir fiziksel işkence aracı haline döndü ve daha çok konuşuluyor. Ama bütün cezaevlerinin bu o halden bağımsız da mevcut koşullarını tartışma konusu etmek gerekiyor. Bakın 25'in üzerinde insan 15 Temmuz kalkışmasından sonra intihar denildi, hayatına son verdi. Ya gerçekten intihar ettiler ya da oradaki birileri tarafından bu yapılmış da olabilir. Ama ben ikinci dediğim seçeneğe takılmıyorum. Bu insanlar gerçekten intihar etmiş olsun. Bak, şunu söyleyeceğim. Bu insanları intiharın eşine getiren koşullar nedir? Nedir? Bunu tartışmak lazım. Günlerdir veremiyorum. Gündem çok yoğun olduğu için. Tam vereceğim gün bu yangın Aladağ'daki kız çocuklarının hayatını kaybettiği yangın patlak vermişti. Ama aklımın bir tarafında böyle beynimde bir kurt gibi dönüyor. Uğur dondurucuları vardı. Onların ortaklarından biri Ege'de bir cezaevinde kalıyordu. Orada kalp krizi geçiriyor. 77 yaşında çünkü bakın 77 yaşında kalp krizi geçiriyor. Hastanede kalp krizine karşı bir öyle bir revir belki vardır ama aspirin veren revir. Onun ötesinde olmadığı için cezaevinde. Cezaevinde öyle bir koşul yok. Sizi yok, alırlar canım. Ve ilk yardım merkezine getirirler. Aynen. Yani orada orası bir de yarım küçük. Saattir yani. Hastaneye gitmesi bir saate yakın. Yani çünkü ambulans geliyor ve ambulans götürüyor. Evet. Yani ve hastaneye giderken yolda hayatını kaybetti adamcağız. 77 yaşında bir insanı. Neden tutuklarsınız? Bakın itirafçı hakimler değil mi? Evet. Evlerinde elektronik kelepçeyle ev hapsinde. Ne olur Ahmet Türk örneğin, yine onu söyleyeceğim. İşte Ahmet Altan, Mehmet Altan hani haklarında bir programdaki bir tuhaf laftan başka bir şey söylenmiyor şu anda, bilmiyoruz en azından. Kendileri de bilmiyor ama sadece biz değil. Ne olur yani bu insanlar elektronik kelepçeyle, elektronik kelepçe çok mu pahalı da bunları illa Silivri'de ağırlıyorlar? Daha ağır bir örnek var. Ferhat Sarıkaya, Şemdinli davasının iddianamesini evet, yazan. Doğru. Çıkıp nasıl bir kumpasla bu işin kotarıldığını anlattı. Dışarıda rahat dışarıda rahat gezebiliyor. Dolaşıyor. Bakın yani bu tutuklama gerekçesidir. Çok açık. Nasıl dışarıda? Bunu sormak lazım. Ya da bir dolu iddianın ya da geçmişte yapılan kumpasın nasıl örüldüğünü anlatan polisler, yargı mensupları, bürokratlar var. Hepsi dışarıda. Ya da ya şöyle söyleyeyim. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından birisi gözaltına alındı. Sabah gazetesi web sitesinde şöyle duyurdu. FETÖ'nün siyasi ayağına neşter. Tamam. Eğer ki CHP ile bağlantılı birisi FETÖ'den gözaltına alınıyorsa ve bu siyasi ayağı neşterse AKP'yi ne yapacağız o zaman? Yani FETÖ dediğiniz şey iktidarın böyle kodladığı, ki ben FETÖ denilmesine de karşıyım ya, onu da söyleyeyim. Yani Gülen cemaatinden adıyla bahsetmek lazım. İktidar açısından bunu adıyla bahsetmemenin tek nedeni var. İşin dinsel kimliğini gizlemeye çalışmak. Çünkü kendileri de din tüccarlığı yaptığı için cemaat dediğinizde ucu dönüp dolaşacak.
AKP'nin din tüccarlığına da uzanacak. Gülen cemaatinden Gülen cemaati diye ve Gülen cemaatinin çetesi diye bahsetmek lazım. Oradaki tabandaki bütün herkesi kapsamaz bu. Şimdi Gülen cemaatinin bence CHP'ye de sızmıştır, MHP'ye de hiç kuşkum yok. Çünkü adları üstünde sızmak üzerinde, dergilerin adı da sızıntıydı. Sızmak üzerinden bir şeyleri dönüştürmek gibi bir plan proje üzerine hareket ediyorlar. E şimdi Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki, milletim ve Rabbim beni affetsin, ben de bunlara çok yardım ettim. Ne istedilerse verdik demişti ondan önce de. E şimdi AKP'nin siyasi ayağına neşter olmayacak mı cemaat bağlantılı olarak? Baylokçular yok mu AKP'de? Valla benim duyduğum kadarıyla var. Yani iddia edilen o ki, ben savcılığa 34 ismin bildirildiğini duymuştum. Savcılığa tarafından. Hem de. Savcılık kaynakları bunu reddetti. MİT'ten birisi bana 50 kişilik bir liste verildiğini söylendi. AKP. Evet, AKP içerisindeki baylok kullanıcıları. Yani vekil düzeyinde. Ve bakan. Ve bakan. Hı. Eski ve yeni. Ama şöyle bir sıkıntı var. Savcılık talep etmesine rağmen, defalarca talep etmesine rağmen MİT baylok yazılımıyla ilgili ham dosyaları savcılığa teslim etmiyor. Bu da şu anlama geliyor. Eğer ki gerçekten bu kullanıcıların AKP ile ilgisi varsa ya da AKP'ye dönük bir şey yapılacaksa, Kemal Kılıçdaroğlu da bunu birkaç kere dile getirdi, elemeyle gidiyor isimler. 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu da meclisteki bu baylok listesini açıklamıyor. Ya da Hakan Fidan'ın gelip orada ifade vermesini kabul etmiyor. Onay oylamıyor bile. Baylok listesi o komisyondan, meclis komisyonundan saklanıyor. Şimdi ama meclis komisyonunun bir işlevi yok zaten. Zaten şimdi başındaki kişi için. Reşat Petek. Zaten. Şimdi tabii. Nasıl olacak? Şimdi Reşat Petek'in cemaatin kumpaslarıyla ilgili ne kadar cevvalce bu işi savunduğuna ilişkin kayıtları internetten bulmanız mümkün. Bir tuşa bakar, bir tuşa dokunursanız önünüze gelir. Tabii. Şimdi Reşat Petek'in başında olduğu bir komisyondan zaten darbe kalkışmasının ne olduğunu anlatan bir rapor çıkmaz. Şimdi Sezgin Tanrıkulu beni aramıştı. Dedi ki, ya senin adını tanık listesine koymak istiyoruz. Gelir misin? Dedim ki, ben aynen biraz önce dediğimi söyledim. Ya Reşat Petek'in olduğu bir komisyona ben gelip ifade vermem. Çünkü bir şey çıkmaz oradan. Ama tek nedenle geleceğimi söylüyorum dedim. Nedir o dedi? Biraz önce size söylediğimi ona da söyleyip tutanağa geçirtmek istiyorum. Eğer FETÖ'cü arıyorsanız, aha bakın ben size söylüyorum, Reşat Petek bunlardan biridir. Reşat Petek'ten başlayalım. Neden Ergenekon, Balyoz, KCK, Devrimci Karargah bir dolu dava zincirindeki hukuksuzlukları kamusal meşruiyet sağlama görevini üstlendi? Bu soruşturma konusu edilmelidir. Eğer Ahmet Altan bu nedenle içerideyse, Reşat Petek neden vekil ve de neden bu komisyonun başında? Çünkü işi örtbas etmek istiyorlar. Bakın 15 Temmuz kalkışmasının kontrollü bir darbe olduğundan artık ben adım kadar eminim. Şimdi fazlasıyla kontrollü, yani MİT, işte istihbarat, meclis komisyonları, her şey, çünkü sarayın elinde ve sarayın ne dediğine bakıyor. Şimdi ekrana bir köşe yazısı gelecek. Süleyman Özışık, internet haber yazarı. Şöyle söyleyeyim, kendileri iktidar nezdinde akreditasyonu olan insanlardır. Yani o internet haber sitesinin kurucusu da, yazısını izleyeceğiniz Süleyman Özışık da. Yani ortalığa saçılan çamurdan azade değil diyorsun. Ben hani demeyeyim, iktidar nezdinde akreditedirler. O kadar ki Abdullah Gül'ü müzesinin açılışına, geçen gün söyledim, saray kontrol etti. Sarayın veto ettiği bazı gazeteciler örneğin alınmadı. Yani Abdullah Gül davet ediyor ama geçerli olan sarayın protokol listesi olduğu için Abdullah Gül herkesi, istediği herkesi davet edemedi. İşte orada mesela internet haberin sahibi Hadi Özışık vardı. Şimdi onun işte kardeşi Süleyman Özışık. Şunun için söylüyorum. AKP içindeki Gülencileri ve onların başına gelecekleri anlatıyor. Bu gözle bakın, böyle dinleyin diye anlatıyorum bu ayrıntıları. Yoksa ben hani herkesin çetelesini tutup da burada ona yakın buna yakın demiyorum. Ama söyleyen kişi
muhalif bir medya mensubu yazar değil. Doğrudan doğruya AKP'ye yakın iktidarın akreditasyonuna sahip bir gazeteci. Buyurun. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan FETÖ operasyonları aralıksız devam ediyor. Pek çok ilde baylo kullandıkları gerekçesiyle askerler, polisler, hakimler, savcılar ve öğretmenler gözaltına alınıyor veyahut tutuklanıyor. Peki ama FETÖ'nün siyasi ayağını oluşturan isimlere neden dokunulmuyor? Daha da önemlisi, dokunulacak mı ve dokunulacaksa nasıl dokunulacak? Son dönemlerde herkes bu soruyu soruyor ve tatmin edici bir cevap arıyor. Anlatacaklarım soru sahiplerini ne kadar tatmin eder bilemiyorum ama olanı olduğu gibi anlatayım. Bir defa önce şunu netleştirelim. Bazı televizyon kanallarında ve gazetelerde dillendirilen siyasi partiler içinde baylok kullanan FETÖ'cü isimler var söylentisinin asla astarı yok. En azından MİT ve Emniyet İstihbaratı'nın elinde bulunan baylok listelerinde milletvekili ve bakan isimleri yok. Belki de ayıklanmıştır, onu bilemem. Bazı özel nedenlerden dolayı FETÖ terör örgütüyle bağını koparamayan, koparamadığı için de darbenin karşısında direnç gösteremeyen bazı isimler var. Kimileri kasetin var endişesiyle, kimileri akrabalarının FETÖ bağlantıları nedeniyle, kimileri ise yolsuzluk dosyaları ortaya saçılır korkusuyla FETÖ'ye ve darbeye karşı tavır almadı, alamadı. Daha önce bu isimlerden bazılarını yazmıştım. Tekrar yine yazayım. AK Parti'nin en önemli kurmaylarından Şaban Dişli, darbeci kardeşi Mehmet Dişli'den dolayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kendisinin ve damadının FETÖ ile himmet bağlantılarından dolayı, Bursa ve Balıkesir Belediye Başkanları FETÖ ile organik bağlarını kesemediklerinden dolayı darbe döneminde ortadan kaybolan isimler oldu. Bunlara meclisteki bazı milletvekillerini de ekleyebilirsiniz. Şimdi bu isimlere operasyon yapılacak mı sorusunun cevabına gelelim. Evet, yapılacak. Meclisten başlayarak operasyonun nasıl yapılacağını anlatayım. Önümüzde bir referandum süreci var. AK Parti referandumdan istediği neticeyi alır almaz operasyon süreci işlemeye başlayacak. Her ne kadar dillendirilmese de seçimlerin 2019'dan önce yani 2017'nin ortalarında yapılması kuvvetle muhtemel görünüyor. Bu seçimlerle birlikte özellikle AK Parti FETÖ'ye karşı direnç gösteremeyen isimleri liste dışı bırakarak büyük bir temizlik yapacak. Belediye başkanlarına yapılacak operasyona gelince, görünen o ki referandumdan sonra bazı belediyelerde büyük operasyonlar yapılacak. İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Sakarya'nın operasyon yapılacak belediyeler sıralamasında başı çektiği yönünde ciddi iddialar var. İddiaya göre referandumdan hemen sonra bu illerin belediye başkanlarından istifa etmeleri istenecek. Eğer istifa etmezlerse Güneydoğu'da uygulanan uygulanacak. Tamamı görevden alınacak ve yerlerine kayyum atanacak. Kadir Topbaş'ın yerine Cumhurbaşkanlığı Personel Daire Başkanı Ahmet Minder'in atanacağı yönünde ciddi duyumlar var. Bu duyumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordum. Bakan Soylu sadece dedikodu demekle yetindi. Ancak Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklar bu operasyonun yapılacağı konusunda net ve kararlı konuşuyor. Bakalım zaman ne gösterecek? Şimdi aslında bunu sen de söylüyorsun. Evet. Diyeyim ki ama tabii... o çevreden birilerinin söylemesi tabii sahibinin çok önemli. Sesi diye niteleyeceğimiz için sahibinin kim olduğuna bakmak lazım. Kim? Kimin söylediğini. Yani tabii sahibinin demeyelim ona da yani kimin tarafında bu şimdi kalemler? Bakın, benim duyduğum kadar AKP içerisinde çok korkunç bir çatışma var. Mesela şu anda da şimdi bir önceki başbakan Ahmet Davutoğlu azledildi. Hı hı. Sarayla ilişkileri kötü diye ya da kendi ekibini kurmak istiyor diye yerine Binali Bey atandı. Ki hakkını bilmiyorum. Bence Ahmet Davutoğlu'ndan daha iyi başbakan. En azından daha uzlaşmacı bir dili var. Çünkü Ahmet Davutoğlu herkesin yakındığı bir lideri de taklit etmeye çalışıyordu. Yani iki tanesi çok fazla yani. Aynen. Ama şu an Binali Bey ile saray arasında da ilişkinin koptuğu söyleniyor. Yani biraz önce dedik ki AKP bir menfaat birlikteliği. O yüzden kimse sesini çıkaramıyor. Bir yargılanmama garantisi çıksa ortaya. Nasıl bu darbe kalkışmasıyla ilgili biraz önce isimlerini saymadığımız yargı mensuplarına dair bir güvence verildi, tutuklanmadılar. Aynı şey sağlansın. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Şimdi
bu konu gördüğünüz üzere açılmaya muhtaç. Çünkü sırada referandum var. Referandum için meclise 330 oy lazım. 330 oy eğer AKP içinde böyle bir çatlak varsa, yok canım olmaz demeyin. Biz ne çatlaklar gördük. Sonra hakikaten ortadan yarıldılar. En başta AKP cemaat. Bunları uzun uzadıya konuşacağız. Bize 15 Temmuz'un şifrelerini anlatacak. Ama müsaadenizle bir mola, Mesut molası, görüşmek üzere. Efendim, sevgili Ahmet Şık'la beraberiz. Cumhuriyet Gazetesi yazarı, meslektaşım, aslında gazeteci. Yani evet, muhabir, evet. Yazar, gazeteci. Gazeteci sevgili kardeşimle beraberiz. Molada iki sıcak gelişme haberi geldi. İlki, Elbap yakınlarında biliyorsunuz Türk askeri var. Bir rivayete göre birkaç kilometre kaldı Elbap'a, bir rivayete göre daha fazla. Elbap'a henüz girilemedi. Yakınlarında mevzilendi Türk askeri. Gene bir saldırı olmuş. Ve Fırat Kalkanı operasyonuna katılan Türk askerlerinden ikisi şehit düşmüş, bir de ağır yaralı varmış. Üç asker helikopterle Gaziantep'e getirilmiş. Orada işte iki genç asker hayatını kaybederken bir ağır yaralı da tedavi altına alınmış. Şimdi hatırlayacaksınız, bundan ne kadar önce tam da tabii hani şu anda bak hatırladım, tam da Rus uçağının düşürüldüğü gün olan 24 Kasım günü, yıl dönümünde yani, evet. Hava saldırısı. Hava saldırısı olmuştu. O sırada ve bir, hemen ardından bir saldırı daha olmuştu. İlkinde 4, daha sonra da bir askerle 5 şehit daha vermişti Türkiye. Sonra bir türlü anlaşılamadı değil mi? Kimin saldırdığı? Rusya kendilerinin olmadığını iddia etti. Ama Suriye'de değil dedi. Suriye'de değil, biz de değiliz dedi. İşte o iş biraz muğlak kaldı. Şöyle. Ama yani şimdi kimin saldırdığı değil, aslında esas soru şu. Türkiye ordusunun orada ne işi var? Bence, tabii canım, bence esas soru bu. Elbette. Yani elbette. Bir başka ülkenin bir takım emperyalist planlar üzerinden işgal edilmesinin bir parçası olarak Türkiye'nin için orada. Yani şimdi bir de çok ilginç, bu İslamcı camiada da alkışlanıyor bu operasyon. Ama aynı camia aynı nedenlerle Irak'ın işgal edilmesine de karşı çıkıyordu. Bu nasıl bir omurgasızlık? Yani şimdi diyorlar ki Esad diktatör. Peki şey değil miydi? Saddam Hüseyin değil miydi? Ya böyle bir şey olmaz. Yani burada temel soru, Türkiye ordusunun orada ne işi var? Şimdi bu meseleyi bu akşam Maniki Dünya'da Hüsnü Mahalle ile genişlemesine masaya yatıracağız. Ama şimdi kısacık da olsa vermemiz lazım. Biliyorsunuz Başbakan Binali Yıldırım Moskova'da. Mevkidaşı Medvedev ile görüştü. Daha sonra Putin tarafından kabul edildi. 1 saat 45 dakika yani, gibi uzunca bir süre onunla da görüştü. Öncesinde de 4 kez telefon görüşmesiyle. Çok inanılmaz bir trafik var. Şimdi bu sabah Başbakan Yıldırım'ın ekibinde yer alan gazeteciler telefonla oradaki görüşmelerin perde arkasını anlattılar. Onlardan biri Posta Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Hakan Çelik, ki onun da iktidara gayet sempatiyle baktığını bilmeyen yoktur. Şu kulisi almış Yıldırım ve çevresinden. Demişler ki Türk tarafına Ruslar, bakın siz Suriye'nin bütünlüğünden yana mısınız? Evet. Bu Arap Baharı sonrasında gördük. Libya örneğini vermişler. Kaddafi gittikten sonra Libya ne hale geldi? Etnik çatışmalar, Libya'nın merkezi kalmadı biliyor musunuz? Birkaç tane hükümet var şu anda Libya'da. Libya gibi olmasını istiyor musunuz? Hayır.
O halde sizinle aynı şeyi düşünüyoruz. Yani canım niye Esad gitsin de Suriye, Libya gibi ya da hatta Irak daha önceki Saddam sonrası Irak gibi olsun. Esas onlar Libya örneğini vermişler. Evet. Çünkü Libya korkunç bir hale geldi gerçekten. Dediğim gibi birden fazla başkent ve birden fazla hükümet, birden fazla güç var şu anda Libya'da. Kan gövdeyi götürüyor. Biz de sizin gibi düşünüyoruz demiş bizimkiler. Yani Türkiye aslında Esad kalsın noktasına geldi. Hı hı. Bunu anlıyoruz. Bunu anladık. Bütün dünya zaten öyle anlamıştık. Düşünüyor aslında. Ortaya çıkan İslamcı şiddete bakınca herkes bu konuda mutabık gibi gözüküyor. Ama şu, bunu ilk kez Türk kaynaklarına dayanarak bir kulis bilgisi olarak biz duyduk. Yani iktidar da o noktaya gelmiş. Diyor ki iktidar, benim anladığım, Rusya ile aynı fikirdeyiz bu konuda. Evet. Hangi konuda? Esad kalsın, Suriye bölünmesin. Şimdi bu noktaya gelinmesi bir dönüm noktasıdır. Bundan sonrasını çok dikkatli izlemek lazım. Akşam Müslüm Mahalle'de bunu güzel güzel anlatacaktır. Ama bugüne kadarki politikaların faturası kime kesilecek? Bence Ahmet Davutoğlu'na. Tabii ki. Ha? Tabii ki. Yani bakın ben 15 Temmuz kalkışmasının nedenlerinden ya da başarılı olsaydı soruşturma konusu edilecek konularından birinin Suriye politikası olduğunu düşünüyorum. Doğru. Eğer o kalkışma başarılı olsaydı Suriye politikasının bütün günahı kimin üstüne yüklenecekti? Şimdi başarılı olmadı ve hükümetin politika değişikliği var. Şimdi onun günahı kime kesilecek? Bu soruların üzerinden bakmak lazım. Efendim ikinci sıcak gelişme, iki sıcak gelişme var demiştim. Bu Binali Yıldırım'ın Rusya görüntülerine ve ayrıntılara dediğim gibi bu akşam Maniki Dünya'da döneceğiz. İkinci sıcak gelişme çok çok önemli bir gelişme. 1270 gün sonra Berkin'imizin dosyası nihayet açıldı. Dava açıldı ve FD isimli bir polis hakkında olası kasla adam öldürmek gerekçesiyle iddianame açıldı. Müebbet hapis isteniyor. Şimdi isteyenin bir yüzü vermeyen yaşasın bu camiada malum. Hatırlayın Gezi'de kaybettiğimiz bir diğer evladımız Ethem Sarısülük. Bildiğiniz açıktan öldürülmüştü değil mi? Tak 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 tak. Görüntüleri de var. Görüntü var elimde. Yani her şey sobut. İşte burada. Yere düşüyor Ethem. Kaçıyor. Polis Mehmet Şahbaz. Ahmet Şahbaz. Ahmet pardon. Kaç aya mahkum oldu? 10 ay hapis cezası da yırttı. 10 ay. Ha? 10 ay. Evet. Ama bakın bu Türkiye'de yargının gelenekselleşmiş tutumu, kamu görevlilerinin sanık olduğu davalarda zaten kamuoyu vicdanını tatmin edecek herhangi bir cezayla karşı karşıya kalınmıyor. Yani Berkin davasında müebbet hapis isteniyor diye umutlanmamız için bir neden yok. Tabii bir dolu indirimle bakalım nasıl bir ceza kesilir. Gene de Berkin için dava açılması çok önemli. Yani biliyorsunuz Berkin Gezi'nin simgesi oldu. En küçük kurbandı. Daha 14 yaşındaydı. 15 yaşına bir komada iken girmişti. Bu kara kaşlı güzel şey. Yavrum, evladım. Onun gerçekten unutulması, unutturulması mümkün değil. Yani o bütün Türkiye'nin evladı oldu. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Vicdanı olan herkesin evladı oldu. Tam da şöyle bir tesadüfle geldi bu haber. Berkin konusunda, Berkin'in ölümü konusunda dava açılması haberi. Şimdi WikiLeaks biliyorsunuz bir dizi mail yayınladı. Açığa çıkarttı. Nasıl çıkarttı bilmiyorum ama sızma harekatı gene. Bunların arasında Berat Albayrak'la ilgili iddialar var demiştim dün. Şimdi dünden bu yana 24 saat geçti. Ondan önce de bir gece yayınlanmıştı bunlar. Bir 12 saat ekleyin. 36 saattir bu konuda ne medyasından ne siyasetçisinden
AKP cephesinden bir tık aslında yok. Aslında haftalar önce çıktı o e-postalar. Yani iddia edilen o ki Redek isimli hacker grubu Berat Albayrak'a ait olduğu söylenen e-posta adreslerini hacklemiş. Yani ama bu korsanlık ayrı. Hayır, ayrı değil, aynısı. Aynısı. Ben konu, çünkü o ilk hacklenen e-postalar da bende var. Okuyorum zaman buldukça. Belki Elvan'la ilgili de var mıydı? Var var, evet. Var. Aa, ben o zamandan görmüştüm onu. Yani aynı e-postalar bu sefer WikiLeaks üzerinden kamuoyunun önüne konuldu. Yalnız benim orada dikkatimi çeken bir şey var. Yaklaşık 58 bin e-posta var tabii. Hepsini okumak hayli zaman istiyor. İşte bu 15 Temmuz kalkışması oldu. Sonra Cumhuriyet'in başına bir çorap örüldü arkadaşlarımız cezaevinde. O işlerden doğru biraz mola verdim okuma işine. Şimdi zaman buldukça bakıyorum yine. Orada ilginç olan şey şu. Yani Berat Albayrak'ın kendisinin yazdığı çok fazla e-posta yok. Genelde kendisine gelen e-postalar. Acaba diyorum, yani Redek'i suçlamak için söylemiyorum. Yani eğer kim yaptıysa bu işi. Sanki böyle bir süzülmüş de önümüze gelmiş gibi bir hissiyatım var açıkçası o e-postalara. Ay, bu süzülmüşse, süzülmemişse nasıldır bilemem. Tabii ki. Ama bir de burada şu net. Yani bir kere Berat Albayrak enerjiyle ilgili bakanlığın başındaki kişi ve bir enerji şirketinin de yöneticisi olduğu yıllardır iddia ediliyordu. Bu e-posta trafiği bize bu iddianın kanıtı olarak karşımıza çıktı. Burada ben muhalefete bir eleştiri yöneltmek istiyorum. Yani o e-postalar ortaya çıktığında Power Trans isimli şirketle Enerji Bakanı'nın ilişkileri en çok konuşmamız gereken konuyken, çünkü bence organik bağ da kanıtlamış durumdaydı. Doğrudur, yalandır ama özel hayatına dair bir e-postanın bu kadar çok konuşuluyor olması gerçekten çok pespayeli. Çok açık söyleyeyim. Her kim olursa olsun, insanların özel hayatına dair yazışmalar, konuşmalar bizim ilgi alanımızda ya da muhalefet etme argümanlarımızın yani olamayacağını tersine, düşünüyorum. Mesela yani. Tolga Tanış bu Power Trans meselesine ilk ortaya çıkartan yazan çok çok güzel bir kitap, o tavsiye müthiş ederim. Potus ve Beyefendi. Yani evet, bütün o petrol trafiğinin nasıl olduğunu çok gayet yazmış, çok güzel anlatılmış. Zaten iyi bir kitap o yani. Zaten kanıtları vardı. Dolayısıyla Redek'in önce, daha sonra işte bu WikiLeaks'in ortaya çıkarttığı bir takım yazışmalar bize zaten bildiğimiz bir şeyi doğrulamak anlamında geldi sadece. Ve bu nedenle de bu mailler gerçek olabilir dedirtti. Hala hani ben %100 tabii ki kefil olamam, gerçektir diyemem. İddia düzeyinde söylerim ama gerçekliği konusunda bir, iktidar cephesinin suskunluğu bana bir şey anlatıyor. Bir de dediğim gibi özellikle Power Trans konusunda Tolga Tanış'ın kitabında yazdıklarıyla örtüşmesi bunu söyletiyor. Şimdi tabii. Yani orada aslında ilgili şeye bakmak lazım. Bakın, bir bakanın bir şekilde yönetiminde olduğu Power Trans şirketiyle ilişkileri, medyayla kurdukları ilişki. Çünkü bakanın abisi de bir medya grubunun başındaki Serhat kişi. Serhat Albayrak. Orada ben baktım, yani bir dolu gazetecinin ya da medya çalışanı demek daha doğru, patronuna yazdığı e-postalar, masa arkadaşını nasıl ihbar ettiği, arkasından dedikodu yaptığı, nasıl şekillendirmeye çalıştıkları ya da yazısını patronuna gönderip beğenmediğiniz kısımlar varsa çıkarabilirsiniz notuyla gönderenler. Ya da CHP'li bir isimin bir onunla ilgili bir bilgiyi gönderip, ya ben kendisini tanıyorum, benim yazmam şık olmaz ama sizin de işinize yarayabilir, buyurun be, budur diye bir notla gönderilmesi. Yani çok korkunç bir ilişki trafiği var orada. Medyanın nasıl dizayn edildiği ve önümüze gazeteci diye sunulan kanaat önderlerinin pespayeliğini de anlatıyor. Bir yolsuzluk çarkının içerisinde nasıl bulundurulduğunu da anlatıyor. Özel hayat kısımlarını lütfen geçelim ama bu diğer bahsettiğim kısımlar bence çok daha önemli. Çok önemli. Şimdi paylaşacağım mail ise çok 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 daha önemli. Dediğim gibi eğer doğruysa, ama tekrar edeyim, bu konular Redek'te çıkmıştı. Hadi Redek bir bilgisayar korsanlığı meselesi. Dolayısıyla uzak duralım ama WikiLeaks'i biliyoruz. Dünyayı sarsan ve bizzat o zaman Amerikan Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton'ın evet doğru dediği bir ağdan söz ediyoruz WikiLeaks'e. Şimdi o çerçevede ortaya çıkan bir mail. Gönderici from Engin Dinç @egm.gov.tr. EGM
Emniyet Genel Müdürlüğü demek. GOV da zaten devlet kurumlarına verilen bir... Engin Dinç de Hrant Dink suikastinin sanığı. Onu anlat dur, ben bunu bir okuyayım de. Şimdi altında zaten yazıyor Engin Dinç birinci sınıf emniyet müdürü. Bu Engin Dinç Berat Albayrak'a bir mail atıyor. Diyor ki Gezi Parkı olayları sırasında İstanbul Ok Meydanı semtinde polis müdahalesi sonucu kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 11 Mart 2014 günü Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda yatmaktayken yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın sosyal medya Twitter üzerinden örgütsel nitelikte fotoğrafları paylaşılmıştır diyor. Şimdi bu Kasım ayında gönderilmiş. Hatırlayacaksınız zaten. Kasım ayında, 2014 yılının Kasım ayında gönderiliyor. Gönderen bir polis müdürü, birinci sınıf emniyet müdürü. Berat Albayrak o sırada bir şey değil. Evet. Bir şey değil. Damat kadrosunda. Sadece damat. Damada bunu gönderiyor. Diyor ki biz Berkin Elvan'ın örgütsel nitelikte fotoğraflarını paylaştık diyor. Yani o aslında bir örgüt elemanıydı Berkin Elvan. Ekmek almaya giden çocuk değildi kampanyasının başlatıldığı dönem. Ki velev ki de öyle olsun. Bu sonuçta o hukuk, Berkin Elvan diyelim ki suçlu iddia edildiği gibi ne yaparsınız? Yakalarsınız ve hukuki müeyyideler üzerinden yargılanması gerekiyorsa onun için savcının karşısına çıkarsınız. Bu kadar. Kafasına gaz bir şeyle ateş etmezsiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Hayır, tamam. Yani dediğin doğru ama burada yapılan hani velevkini falan dışında evet Berkin çocuktu. Ekmek almaya gidiyordu. Bunun dışındaki her şey de daha önce efendim gezi günlerinden fotoğraflar değildi onlar. Daha önceki eylemlerden çekilmiş. Evet, bir mesela fişek bulmuş çocuklar yolda gaz, polisin attığı gaz bombalarının fişeklerini mesela. Şimdi ben başka bir şey merak ediyorum. Dedik ya o sırada 2014 Kasım'ında Berat Bey sadece damat, hiçbir şey değil. Berat Bey sonra işte seçimde önce vekil oldu, sonra Enerji Bakanı oldu. Ve Erdoğan'ın da hep yanında gördük. Gelelim 15 Temmuz'a. Şimdi 15 Temmuz günü Berat Albayrak havaalanında bizim karşımıza Erdoğan'ın yanında çıktı. Evet. Erdoğan'la birlikteydiler belli ki. Sırıtıyordu. Ve sırıtıyordu. Çok iyi hatırladın. Çok iyi hatırladın ve sırıtıyordu. Çok tuhaftı. Şimdi sen bu diziyi Cumhuriyet Gazetesi'nde yarın yayınlanmaya başlayacak olan 15 Temmuz'un Şifreleri dizisini hazırlarken ilk başta programın başında sanki darbeye yol verilmiş gibi, evet, sanki kontrollü bir kaos gibi dedin. Şimdi eğer kontrollü bir kaos olacaksa bu iktidar cephesinden hazırlanır. Fakat bunun herkes tarafından bilinmesi söz konusu değildir. 15 Temmuz derken Allah'ın lütfu olarak değerlendirilen 15 Temmuz'da olan bitenden gerçekte kaç kişi haberdar? Gerçekte ne olduğundan kaç kişi haberdar? Mesela Berat Albayrak onlardan biri mi? Hatta şöyle sorayım sana ya. Binali Yıldırım biliyor mu olan biteni gerçekte? Şimdi bu konuda bir şey iddia etmek çok, yani bir şey söylemek çok iddialı olur ama ben o diziyi şunu şöyle hazırladım bir kere. Yani üzerinden 4,5 ay geçti ve bir dolu bilgi önümüze akıyor. Çünkü çok büyük bir travmaydı, çok büyük bir kalkışmaydı Türkiye siyasi tarihinde yer alan. Çok fazla da medya kurumu var ve doğrudan da iktidarı hedef alan ve iktidarın medyayla kurduğu o grift ilişkiler nedeniyle de çok fazla bilgi kirliliği var aslında. Ve bence hiç kimse doğru düzgün bu işin ne olduğunu bilmiyor. Hani ben bildiğimi iddia ederek söylemiyorum. Hı hı. Yapmaya çalıştığım insanlara bir kaynakça yaratmaydı. Bütün medyaya sızdırılan ifadeleri ve ortaya çıkmış iddianameleri okuyarak ve çaprazlama karşılaştırma yaparak bir 15 Temmuz'un röntgenini çekmeye çalıştım aslında. Ne zaman başladı ve neler olduğuna dair.
saat saat, gün gün, dakika dakika neler yaşandığını anlatmaya çalıştım. Hmm. İfadelerden ve iddianamelerden yola çıkarak şu tespiti yapmak mümkün. 8 Temmuz günü Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki darbeciler bunu çok yoğun biçimde konuşmaya ve hazırlıklarını yoğunlaştırmaya başlıyorlar. Bir polis fezlekesi var Ankara polisinin. 8 Temmuz. 8 Temmuz iddianameye tamam. giren. Şimdi bir polis fezlekesi var. Hala taslak aşamasında bitmiş değil. Muhtemelen Ankara'daki soruşturmanın ana omurgasını oluşturacak fezleke. Oradaki iddia şu ki hazırlıklar 2016 Ocağı'nda başladı. Sivil ayağının lideri Adil Öksüz ve Akıncılar üstündeki diğer sivillerden birisi. İkisi sivil ayağın liderleriydi deniyor. Adil Öksüz'ün görevi Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen'le planları anlatmak ve onayı almaktı. İddiası bu. Ve Ocak ayında başladı bu görüşmeler diyor. Haziran, Temmuz'da da yoğunlaştı şeyler, hı hı. toplantılar. Askeri ayağının lideri de AKP'nin kurucusu Şaban Dişli'nin kardeşi Mehmet Dişli. Daha doğrusu bunun ikinci sırada anıyor. İlk sırada Mehmet Partigöç'ten bahsediyorlar. Hı hı. Cunta'nın askeri lideri Mehmet Partigöç iddiası var. İkinci sıradaki kişi de Mehmet Dişli deniyor. Şimdi ben ifadelerden yola çıkarak şu, şimdi polis fezlekesinin neye dayandığını bilmiyorum ama muhtemelen bir takım gizli tanık ifadeleri var vesaire, ondan yola çıkarak ve Adil Öksüz'ün yurt dışına gidiş geliş trafiğine bakarak bir tespitte bulunmuşlar ya da iddiada bulunmuşlar. Ama ifadelerden yola çıkarak şunu çok net olarak söyleyebiliyoruz. Ordu içerisinde darbenin bileşenleri olan subaylar 8 Temmuz günü bu çok yoğun biçimde konuşmaya ve planlamaya başlıyorlar. Hmm. 8 Temmuz'dan 15 Temmuz'a kadar çok inanılmaz bir trafik var. Hatta bizzat 15 Temmuz günü Hakan Fidan Genelkurmay Başkanı'yla bir odada toplantı yaparken diğer odada da Mehmet Dişli ve diğer darbeciler toplantı yapıyor. Bir daha söyle. Hakan Fidan, evet. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, hı-hı. ikinci başkan, Kara Kuvvetleri Komutanı, bir ihbar üzerine bir şey yapılacak, karargahta ne tür önlemler alalım toplantısı yaparken başka bir odada da Mehmet Dişli ve başyaver Levent Türkkan ve bir iki isim daha var darbeye karşı. Peki bu fark edilmiyor mu bu toplantı? Aynı anda ikisi de toplantı yapıyor. Yani onlar da şeyi fark etmişler. Darbe deşifre oldu, ne yapacağız? Başlayalım mı diye. Onun toplantısını yapıyorlar aynı Şimdi anda. Şimdi bak, darbeciler bunu fark etmişler. Yani deşifre olduk diye. Evet. Peki şeyler yani darbe karşıtları diyeceğiz ona herhalde. Hakan Fidan, Hulusi Akar. Genelkurmay karargahında hemen burunlarının dibinde böyle bir toplantı yapıldığını öğrenememişler mi? Yani şimdi o toplantıyı basıp gözaltına alsalar bence bitecek. Bence hikayeyi şeyden kurmak lazım. Bakın 2016 Ocağı'nda Genelkurmay Başkanlığı'na bir rapor gidiyor. Hmm. Rapor kumpas davalarıyla ilgili açılan soruşturmalarda ifade veren kumpasa maruz kalmış mağdur askerlerin ifadeleri, MIT'in ve Emniyet İstihbaratı'nın yaptığı çalışmalar sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde Gülen cemaati mensubu olup suçlanabilecek isimler listesi oluşturuluyor. Tam 1774 kişilik bir liste. Hı. Ve Genelkurmay'a iletiliyor bu. Ve orada bu 1774 kişiden 1668'inin darbe kalkışmasının failleri olduğunu da 15 Temmuz'dan sonra tespit edildi. Yani isim isim biliyorlarmış. Evet, bakın bu 1774 kişiyle ilgili haklarında rapor hazırlayacak kişiler, 3 kişi var. Bir de rapor yazıp Genelkurmay Başkanı'nın önüne koyuyorlar imzaya. Orada bir takım tespitler de aslında aklıyorlar bu isimleri. Şimdi o 3 isim de şu anda darbe kalkışmasının şüphelisi olarak tutuklular. Diyor ki orada 1734 kişi için kuvvet komutanlıkları kapsamlı araştırma yapsın diyor. Bir kere 1734 kişiyi aklamış oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu olabilir. Yani kurda kuzu emanet etmişler. Bu zaaf anlaşılabilir. Ama şunu sormak gerekiyor. MIT'in de imzasının olduğu bir liste var. Şüpheliler diye. Tam 1774 kişi var. 1668'inin darbede rol aldığı ortaya çıkmış 15 Temmuz kalkışmasından sonra. Bunların telefonları dinlenmedi mi? Teknik takip yapılmadı mı?
bunların çevresinde öbeklenmiş diğer ilişki ağları incelenmedi. Üst düzey yani, isimler var mı bu listede? Var. Mesela kimler var? Semih Terzi var. Ömer Halis Demir tarafından öldürülen, evet. Özel Kuvvetler Komutanı'nı, evet, ele geçirmeye çalışılan kişi. Darbenin en önemli gücünü oluşturan hava kuvvetlerinin 141. filo kullanıldığı, 141. filonun komutanı Hakan Karakuş var. Aynı zamanda Akın Öztürk'ün damadıdır. Hı hı. O gece komutayı elinde tutan, Akıncılar üstünde komutayı elinde tutan Hakan Evrim var. İddia edilen o ki Hulusi Akar'a sizi Hoca Efendi ile görüştüreyim diyen kişi. Ki kendisi bunu reddetti ama yani darbenin komuta kademesi diye suçlanabilecek yerinde duran bazı şüphelilerin de isimleri bu listede var. Zekeriya Kuzu var. Marmaris timini, Cumhurbaşkanı'na suikast iddiasıyla yargılanan timi komuta edenlerden biri Asubay. Yani nokta atışıyla bir takım isimler belirlenmiş. Yani gerçekten bunların telefonları dinlenmiyor muydu? Şimdi siz muhtemelen senin ve benim telefonum dinleniyor Ayşenar abla. Ya ismimiz de dinleniyor ya da sahte bir isim uydurularak dinleniyor. Türkiye'de bir dolu insanın telefonu dinleniyor. İktidar açısından tehlikeli sayılabilecek. Şimdi siz 1774 isim belirlemişsiniz ve bunların telefon trafiğine bakmıyor musunuz diye sormak lazım. İki, yani 8 Temmuz'dan itibaren başlayan bir yoğun hazırlık dönemi var. İşte Sabiha Gökçen'le ilgili iddianamede tam 55 saat toplantı yapıldığı iddia ediliyor. Bir zırhlı Tugay'da. Bir dolu asker var. Görüntüleriyle var. Yani hiç kimsenin mi kuşkusunu çekmiyor? Yani bu olmaz bir şey gerçekten. Şimdi Maltepe'deki zırhlı Tugay'da 54 saat en üst rütbesi Tuğgeneral, en düşüğü yüzbaşı olan 30 küsur kişi ya da kaç kişiyse unuttum şimdi, toplantı yapıyorlar. Tam 54 saat. Bunlar Tugay'ın girişinde, bakın o şeyde. Burada önce şey yapıyorlar, bir görüşüyorlar falan. Sonra bir odaya çekiliyorlar, büyükçe bir odaya. Çayları toplantıya, salon odaya girip çıkan olmasın diye bir binbaşı servis ediyor. Ve bu isimler Türkiye'nin çeşitli yerlerinden geliyor. Böyle hafta içi, 12 Temmuz çünkü, 12 Temmuz günü tek tek darbede, evet zaten onu konuşuyorlar. Tabii. Önce kim hangi Tugay'dan işte kaç zırhlı çıkacak? Benzer toplantılar Yeşilköy'deki Havarp Okulu'nda ve Ankara'da Akıncılar üstünde de yapılıyor. Biz bunu ama böyle gördük. Şimdi Sözcü Gazetesi bunu manşetten verdi. Ve ben o zaman sordum. Dedim ki yahu bir Allah'ın kulu merak etmemiş mi? Evet. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden geliyorlar. Ve rütbeyi askeri teamülleri aşan bir biçimde Tuğ Generali, Albayı, Yarbayı, Yüzbaşısı bir arada toplantı yapıyorlar. Evet. Binbaşı çayları götürüyor tepsiyle falan. Bunlar nasıl bir şey diye bir merak eden olmamış mı? Şimdi dahası sen ortaya çıkarttın. Çok daha önce Mart ve Nisan aylarında Nisan'da Fuat da Mart'ta Uğur'un yazısından bahsediyorsunuz. Türkiye Gazetesi'nde Fuat Uğur diye bir hepimizin de tanıdığı bir gazeteci bir yazı yazdı. Özetle şu. Üç ayrı yazı yazıyor da. Önemli olan iki tane yazısı var. Birisi 2 Nisan, biri 21 Nisan tarihli. 2 Nisan tarihli yazısında cemaatten kopmuş bir itirafçıyı kaynak göstererek diyor ki hususiler Ankara'da toplanıyor. Darbe için toplanıyor. Hususi dediği cemaatin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgütlenmesine verilen kod isim. Oradaki askerler hususi diye kodlanıyor. Hususiler çok yoğun biçimde Ankara'da. Belli evlerde toplanıyorlar. Çünkü darbe kararı alındı. Alt birimlerdeki subayları ikna etmeye çalışıyorlar deyip bayağı bir tarif ediyor. Ve o yazıdaki önemli kısım şu. Diyor ki Dursun Çiçek'e de atıf yapıyor. Hakkında yapılan kumpasla ilgili, sahte belge üretimiyle ilgili o konuya atıf yapıp diyor ki Dursun Çiçek'e bunu yaptılar. Biz de gördük ki bilişim meselesine çok hakim bu yapı. Allah korusun diyor. Bir gece sahte Genelkurmay Başkanı imzasıyla sahte bir müdahale emri sisteme konulursa ne olur? İşte 15 Temmuz'da bu oldu. Ne oldu? Yurtta Sulh Konseyi. Evet. İkincisi daha da önemli yazı, 21 Nisan tarihli yazı. Hı. Yazının başlığı şu: tavuk tarda dizilir. Hı hı. Yani şey diyor, tavuk sıraya dizilir ve çiftçiler kolaylıkla sayar kaç hayvana sahip diye. Orada çok açık şunu yazıyor: siz darbe planlaması yapıyorsunuz. Devlet bunu biliyor. Devlet
Böyle sayıyor. Devlet biliyor, hükümet biliyor, asker biliyor, polis biliyor, istihbarat biliyor. Hatta medya ve sivil toplum kuruluşları dahi biliyor. Sadece suç işlemenizi bekliyoruz. O suçu işleyin, kalkışmanızı bekliyorlar. Sizi tara dizip tek tek sayacağız diyor. 15 Temmuz'dan sonra bu da yaşanıyor. Şimdi ben açıkçası 15 Temmuz kalkışmasının bir senaryo dakika. Olduğuna inananlardan önemli, değilim. Dur, çok önemli bir şeyi sen pek çok bilgiye sahip olduğun için benim dikkatimi çeken bir noktayı atladın. Onu ben bir paylaşayım. Şimdi bunu Fuat Uğur'a Fethullah Gülen cemaatinden ayrılan biri zaten evet, aktarıyor. Söylemiştim. O kişi demiş ki cemaatçilere, senin söylediğin gibi devlet peşinizde, istihbarat peşinizde, sizin bir şey yapmanızı bekliyorlar. Devletin içinde sadece siz mi var zannediyorsunuz? Evet. Devlet her adımınızı biliyor, nefesinizi duyuyor. Vazgeçin bu işten diye uyarmış cemaatçileri. Evet, evet. Ve bunlar yazılmış. Bu kopuştan yazılmış. Önceki bir konuşma ama. O zaman hatta 2010'larda diyor darbe konuşuluyordu diyor orada. Ama yani neticede bunu ama uyarmış ve o adam tam da Nisan'da bunu Fuat Uğur yazısı tutmuş. Ben açıkçası şunu söyleyebilirim bakın. Yani o biraz önce dedim ya 15 Temmuz kalkışmasının bir senaryo olduğuna inananlardan değilim. Ama ortaya çıkan tablo, bu yazıda tarif edilen şey bize şunu kanıtlıyor. Ben o kalkışmadan sonra AKP'nin içerisinden önemli bir isimle konuşmuştum. Dedim ki ya bu MIT'in bu kadar beceriksizliğini bir zaafla açıklamamız mümkün mü dedim. Bana dedi ki son bir yıldır Ankara'da sadece darbe konuşuluyordu. MIT'in zaafını şöyle açıklayabilirim dedi. Bir akıl körleşmesine yol açmış olabilir. Sürekli bir darbe kalkışmasının olacağı konuşuluyor ve ihbarların boş çıkması böyle bir akıl körleşmesine yol açabilir dedi. Ama şimdi ortaya çıkan tabloya bakarak ben şunu iddia ediyorum. Bir darbe kalkışması olacağı ve cemaatin kadrolarının böyle bir şey planladığı hükümet nezdinde biliniyordu. Ve 15 Temmuz gecesinde yol verildi. Ama hükümetin bilmediği bir şey vardı. Cemaatin bu işte yalnız olmadı. Yani? Benim iddiamım. 15 Temmuz kalkışmasını cemaat tek başına sahnelemedi. Başka ortakları vardı. Cemaatçi olmayan başka siyasal anlayışlara mensup subaylar vardı. Ama ne zamanki iş deşifre oldu hükümet nezdinde, bence herkesin öğrendiği saat gece 21.30-22 sıralarına gelene kadar ve darbenin haber alındığı iddia edilen saat 15'ten itibaren o 7 saat boyunca çok büyük pazarlıklar döndü. Amerika neresindeydi bu işin? Bence tam içinde. Tam içinde. Amerikasız darbe olmaz falan, bu kesin. Ama böyle akim kalması istenen bir darbe kalkışması da olabilir. Ama şu kesin, darbe planlandığı gibi saat 3'te yapılsaydı başarıya ulaşırdı. Eğer ki darbeciler koalisyonu dağılmasaydı evet yine bu başarıya ulaşırdı. Saat 15-16 ile uçakların uçmaya başladığı, tankların sokağa çıktığı saat 22 sıralarına kadar kim kimlerle ne pazarlık etti? 22 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 00.24'te televizyona çıktığı ana kadar kimlerle ne pazarlık yapıldı? Bence bu iki periyot çok önemli. Ve bu soruşturma bize Erdoğan'da, bunların yanıtını vermez ise biz bu işin doğrusunu öğrenmekte çok zorlanacağız. Erdoğan'da örneğin Amerika ile bir pazarlık yapmış mıdır sana göre? Mümkün. Mümkün. Yani kimle konuşacaksınız bunu? Bence orada darbeciler koalisyonu dağıtılarak cemaat yalnız bırakıldı. Tam da Fuat Uğur'un yazısında işaret edilen şey oldu. Tara çıktılar ve sayıldılar. Bu kadar. Yani cemaati kimler yalnız bıraktı? Bence bu sorunun yanıtı aranmalı. Bazı zaten isimler var ki ya, cemaatçi olmadı. Zaten silah arkadaşları söylüyor. Dışarıda olanlar dahi. Dediler ya, eğer darbeye kalkışmasalardı biz bunları böyle rahat toplayamazdık, toplayamazdık dediler. Evet. Yani çok rahat söylediler bunu. Yani orada iş gerçekten garip. Kuşku duymamıza yol açacak çok fazla emare var ama ben gerçekten bir kontrollü kaos olduğunu düşünüyorum. Çünkü Allah'ın lütfu da bu zaten. Darbe engellenip cuntanın iktidara gelmesi. Evet. Ve o noktada yapılan hukuksuzluklara bakarak şunu sormak lazım. Zaten bu darbe gerçekleşseydi biz bundan farklı ne yaşardık diye sorsun insanlar kendilerine. Ve şunu da söyleyeyim. Sürekli bir efsane üretiliyor. Bu ihbarcı binbaşı H.A. ismiyle kodlanan kişi. MİT'e şeyi ihbar etmiyor zaten. Darbe yapılacak diye ihbarda bulunmuyor. İhbarı şu. Bu gece diyorum
MİT'te baskın yapılacak ve Müsteşar Hakan Fidan'a yönelik bir suikast ya da kaçırma eylemi yapılacak. İhbar sadece bu. Genelkurmay karargahında yapılan bütün toplantı, bize önlemler diye önümüze sunulanlar bir darbe kalkışmasını önlemeye yönelik değil. İhbarcının belirttiği eylemi engellemeye yönelik. Şimdi dizide okuyacaksınız. Bunun iddianın sahibi de bizzat MİT Müsteşarı Hakan Fidan zaten bunu anlatan kişi. Dizide yayınlanacak bu. Şimdi ben aklıma şöyle kuşkulu bir soru geliyor. Yani bakın ben MİT'i yöneten birisi olsam bana kalkıp böyle bir ihbarla gelen kişiye söylediğimden sonra aklıma gelen ilk şey şu olur. Ha belli ki darbe kalkışması planlanıyor. Çünkü MİT'i basmak öyle basit sıradan bir şey değil yani. Hele ki müsteşara yönelik bir eylem planlamak. Şimdi acaba diyorum bize anlatılan tabloda çıkan sonuç şu ki hem paşalar, ordunun komuta kademesi hem de MİT darbe kalkışması yapılacağını anlamamış gibi bir sonuç çıkıyor. Bence soru şu, böyle düşünmemizi mi istiyorlar ya da gerçekten bunu anlamadılar mı? Anlamadılarsa zaten hepsi pılıyı pırtıyı toplasın ve bulunduğu makamları terk etsin. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ben açıkçası böyle düşünmemizi istediklerini düşünüyorum. Ve bu da darbe kalkışmasını çok daha kuşkulu hale getiriyor. Emir komuta zinciri içerisinde başka başka isimlerin olabileceği kuşkusunu ortaya çıkarıyor. Ve bir takım insanların bu işi bildiği manasına geliyor. Şimdi bilmek meselesi zaten bu 15 Temmuz meselesine böyle girmiştik. Kimler biliyor acaba diye. Şimdi şöyle sonrasında iki tavır gördük. Bir, Başbakan Binali Yıldırım o gece zaten kendisine bilgi verilmemiş. MİT doğrudan doğruya başbakanlığa bağlı olduğu halde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ona hiçbir şey söylememiş. Sonrasında da... Onu şöyle açıklıyor Hakan Fidan. Diyor ki bir tabii bilginin konfirme edilme meselesi var. Ama burada zaten konfirme etmeye çalıştığınız bilgi çok önemli. O tabii. Yüzden bu geçerli bir savunma değil. Ama şöyle açıklaması. Genelkurmay'ın aldığı önlemler yani zırhlı araç trafiği engellemek, Türkiye'yi askeri uçaklar açısından uçuşa kapatmak vesaire gibi önlemler otomatik olarak Başbakanlığın ve Cumhurbaşkanlığı'nın önündeki sistemin önüne düşen talimatlar ve onlar görüyor zaten. Ekstradan aramaya ihtiyaç duymadım diyor. Evet. Şimdi bunu başka bir şey için sordum ben ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir yeni haber, bir düzeltme daha doğrusu gelmiş. Elbap'ta Türk askerine yönelik ateşte bu sefer ilkinde hangi ülkeye ait olduğu bilinemeyen İHA, yani insansız hava aracıyla saldırı deniyordu. Bu öyle bir şey mi, başka bir şey mi anlayamadık henüz ama düzeltme şu, iki asker şehit, biri ağır yaralı demiştik. Bir asker şehit, altı yaralı var diyormuş Türk Silahlı Kuvvetleri. Bunu belirtelim. Ben şimdi soruma geleyim. Şu, 15 Temmuz'dan sonra Binali Yıldırım dedi ki, ben dedi Hakan Fidan'a sordum, bana bir şey söylemedi dedi. Çok da öfkeni anlattı bunu televizyon evet. programında. Şimdi Binali Yıldırım söylemedi diyor ve kızmış belli ki. Ama bir yandan Erdoğan bunu dert etmiyor. Doğrudan doğruya kendisinin hedef olduğu bir darbeden söz ediyoruz. Evet. Bunu dert etmiyor. Dert etmediği gibi Hakan Fidan'ı yerinde tutuyor. Yerinde tuttuğu gibi her yere yanında götürüyor. Hatta kimi toplantılara bakan bile almadan sadece onunla dış ilişkilerde sırt katılıyor. Sırt küpün diye niteliyor. Evet. Şimdi gelelim şeye. Eğer bu kontrollü bir kaos ise, yani evet darbeyi yapanlar cemaatçiler ve yanında bazı aktörler ama iktidar da bundan haberdardı. Ve İktidarın temizlik... içerisinde birileri demek daha doğru. Tabii, şimdi onu soracağım zaten. Bundan haberdardı, buna yol verdi. Hem böylece OHAL ilan edebilmek, cemaati temizleyebilmek, yanı sıra işte Kürt hareketinde mesela dilediği gibi davranabilmek, işte bazı belediye başkanlarını, HDP'li milletvekilleri içeri atmak, yani o otoriterleşmeyi iyice kalıcı hale getirebilmek için bunu kullandı. Allah'ın lütfu demişti zaten. Böyle baktığımız zaman bundan kimler haberdardır sence? Mesela Berat Albayrak çok yakında demiştim şimdi ya. Şimdi bunu bir şey söyleyemem ama şunu söylemek şart. Yani ben
cesaret gösterirse savcıların da bunu soruşturma konusu etmesi düşünüyorum. Yani değil mi? Olayın gerçeğini ortaya çıkarmak babında söyledim, suçlamak için değil. Şimdi dedim ya, MİT'ten yapılan bir ihbardan sonra Genelkurmay'da toplantı yapılıyor. İşte 22'de de asker sokağa çıkıyor, cuntacılar. Bir de başbakanın televizyonda gözüktüğü 00:20 saati var. Yani iki periyoda bölebileceğimiz 9-10 saatlik bir zaman dilimi var. Ve başbakan, Cumhurbaşkanı o sırada Marmaris'te. Hı hı. Berat Albayrak da yanında. Yakın aile üyeleri var, tatile gitmişler. 9 gündür ortalıkta yoklardı bu arada, onu da belirtmek lazım. 6 gün boyunca. Her neyse, o gece Marmaris'te neler yaşandığını insanların bilmeye ihtiyacı var. Ve bence hakkıdır. Savcılara talebim şudur. Mesela Cumhurbaşkanı ve yakın çevresindekilerin telefonlarının HTS kayıtlarını çıkarsın bakalım. Kimleri aramışlar, kimlerle görüşmüşler, yurt dışından ve yurt içinden. Kimler bu işi engellemek için ne tür pazarlıklar yapmışlar. Ve bence buna bilmemize ihtiyacımız var. Çünkü ölen yaklaşık 250 insana karşı bu bir sorumluluktur yani. O insanlar hayatını ortaya koydu. Hakikati bilmeye ihtiyacı var o insanların yakınlarının. Bu kadar. Yani çok merak edilesi bir şey. Şehit dediler, bitti. Evet, bakın ben 15 Temmuz kalkışması üzerinden de yine bir sahte tarih yazımı yapılıyor. Sahte tarih yazımını biz yakın geçmişte Ergenekon soruşturmaları üzerinden gördük. Bir demokratikleşme ve sivilleşme illüzyonu yarattılar. İnsanları buna inandıracak bir sahte tarih yazımı yaptılar. 15 Temmuz kalkışmasına baştan itibaren sürekli İstiklal Savaşı diye kodlamanın çok makul bir nedeni var iktidar nezdinde. Çünkü bu da bir sahte tarih yazımı. Ve tarih sahte, savaş sahte ama şehitler ve gazileri gerçek. 250 insan öldü. Bu sahte tarih yazımına kimse inanmasın. Rejimin değiştirmenin önünü açan parti devlet modeli, bir diktatör özentisini ülkenin başına kalmasını, kalıcı hale getirmesinin yolu 15 Temmuz kalkışması üzerinden yapılıyor. Bunu herkesin görmesi lazım. Ve bu sahte tarih yazımına itiraz etsinler. Şimdi bir tünel açılacak. Adı Osmanlı padişahlarından, sultanlarından birinin mi olsun, Atatürk'ün mü olsun diye bir saçma sapan bir tartışma ve rekabet var. Ya kardeşim, adı Ali olsa ne olur, Ayşe olsa ne olur? Rejimin kendisi gitmiş. Bunu tartışmıyorsunuz. Siz açılacak köprüye, tünele, yola kimin adının verileceğini tartışıyorsunuz. Ya bu, bir kere bu sosyal medya üzerinden muhalefet yapma hastalığından bir vazgeçmesi lazım insanların. Bakın, çocuk tecavüzünü meşrulaştıran yasa neden geçmedi? Bir, kadınlar en önemli aktördü. Ama o kadınlar, evet, bu aktör olma meselesini sokağa taşıyarak yaptılar. Siz sokağı boş bırakırsanız, Twitter'daki iktidar yanlısı trollerle siz karşılıklı bir hashtag mücadelesine girerseniz, kim listede ilk sırada olacak diye, hiçbir şey yapamazsınız. Rejim de değişir, her türlü temel hak ve özgürlükleriniz kalıcı olarak askıya alınır, demokrasinin esamesi okunmaz, Türkiye tam bir Orta Doğu krallığı olmayı da resmileştirir. Buna itirazınız var mı, yok mu? Buna itirazınızı nerede, nasıl dile getireceksiniz? Onun adresi sokaktır. Artı, üyesi olduğu, seçmeni olduğu partileri demokratikleştirme noktasında yanlarında durmaya çağıracaksınız ve sokağa örgütleyeceksiniz. Bu kadar basit. Yani Walter Benjamin'in çok güzel bir sözü vardır. 1940'larda yazmıştır. Der ki, eğer diyor olağanüstü hal, yani o hal istisna değil kuralsa, o hal koşullarını yaratmak bir vicdani sorumluluktur der. Ben sadece bunu söylüyorum. Şimdi sahte tarih yazarken tabii kendi tarihlerini yazmaya çalışıyorlar. Bundan söz ettin, rejim değiştirmekten söz ettin. Tam bu noktada şu haberi vermeden geçemeyeceğim. Bugün Yeni Şafak gazetesinde, gazetenin dibinde, fakat dikkat çekici, son derece dikkat çekici bir haber var. Yavaş yavaş bu noktaya geliyor anlaşıldığı kadarıyla. Yeni Şafak'ta ki haber şu: Nurbanu Aras imzalı. Tabii hani ona birisi kulis bilgisi tırnak içinde vermiş belli ki. Diyor ki o haber, veriyor mu çocuklar Yeni Şafak'taki o haberle ilgili? Şimdi referandum 23 Nisan'da, yani referandum tarihi 23 Nisan olacakmış.
Yani meclisin önümüzdeki günlerde sıkça konuşacağız zaten bu başkanlık sistemi anayasa değişikliğine getiriyor diye. Madde 1, parlamento ortadan kalkıyor. Daha doğrusu parlamenter rejim, yani cumhuriyet ortadan kalkıyor. Bunun tam da 23 Nisan'da meclisin kurulduğu gün ilan edilmesinden daha büyük bir ne denir? Daha hedef. Açık nasıl anlayacağız rejimi hedeflediklerini? Ha, 23 Nisan'da olmayabilir ama bakın tarifi anlıyorsunuz. Diyor ki 23 Nisan pazar gününe geliyormuş. Bahar aylarında olacakmış ya. Belki kamuoyu tepkisi olunca bunu 23 Nisan değil, işte efendim başka bir gün yaparlar. Ama Yeni Şafak gazetesinin AKP kulislerine dayandırarak 23 Nisan demesi içlerindeki o duyguyu, o hedefleri nabız göstermiyor mu? Nabız ölçümü yapılıyor. Şimdi bakacaklar, sosyal medyadan ne konuşuluyor? İnsanlar buna itirazı var mı, yok mu? Ama yani bu sembollere çok takılmamak lazım. Tarihi şu olsun bu olsun. Ne amaçlanıyor, tabii, ne yapılıyor? Ben buradan sözü şuna da getirmek istiyorum. Bu biraz yarım bırakmayayım. Toparla. MHP'nin, AKP'nin bir akkurt olma halinin seçmenlerin nezdinde en azından ya da MHP'deki mevcut iktidara muhalif olan vekiller ve yöneticiler şunu sorsun. Acaba şantaj mı yapılıyor? Şimdi çünkü darbe kalkışmasının bileşenlerinden bazılarının MHP tandanslı olduğuna dair ciddi iddialar, emareler var. Şimdi cemaati siz fail ilan edip ona karşı bu kadar hukuku askıya alan biçimde bir mücadele yürütülüyor ise kim karıştıysa o darbe kalkışmasını aynısını herkese yapmaları mecbur. MHP'de bunlardan biri ise neyin karşılığında istepne olmayı kabul etti? Bir şantaj mıdır? Bunu sormaları gerekiyor. Sevgili Ahmet Şık, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yarın Cumhuriyet'te 15 Temmuz'un şifrelerini çözen yazı dizisi yayınlanmaya başlayacak. İddialı olmayayım ama Cumhuriyet'te de şu an hala yayını süren iki tane ulusal gazete kaldı Cumhuriyet dışında. Aynen. Evrensel Bir Gün. Oralara sahip çıkması gerekiyor lütfen, insanların. Lütfen. Yani bir ara Cumhuriyet'e bayağı sahip çıkılmıştı. Tekrar Cumhuriyet'in tirajlarında düşüş var. Desteğinizi eksik etmeyeceksiniz umarım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ahmetciğim. Efendim bir son dakika haberi olarak vermiştim. Berkan Elvin, Berkin'imiz. Berkin Elvan. Çabuk söyleyeyim derken. Berkin'imiz 1270 gün sonra nihayet adalet kapısının önünde olacak. Bakalım o kapı ona nasıl açılacak? Tam 1270 gün sonra açılabildi o kapı. Berkin'imiz ve onun nezdinde bütün kayıplarımıza ışıklar içinde diyelim ve adalet arayan, özgürlük bekleyen herkese de cezaevindeki, başta Cumhuriyet'teki arkadaşlarımız olmak üzere sevgilerimizi gönderelim. İzliyorlarsa hepsine selam. Hepsine. Enseyi karartmasınlar. Enseyi karartmayın sevgili arkadaşlarım, kardeşlerim. Hoşçakalın. Ellerinin yarası, zincirlerde çiçek açmış.